Merhaba dostlar. Bugün hemen açıklama yapmadan direkt karşınızdayım. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? LED ışıklı bir katana. Görmüş olduğunuz gibi bu katanayı yapacağız arkadaşlar. Gayet basit, gayet kolay ve gayet de hoş bir katana. Bu duvarda düşünsenize müthiş bir katana. Şu şekilde. Tabii ben bunu daha önceden yaptım. Bu siyah renk. Aslında şimdi beyazını yapacağım sizlerle beraber. Evet arkadaşlar, ilk olarak 8 milim plexi kestirdim ben. Bu plexiyi bu şekilde kestirdim. Bütün DXF formatlarını aşağıda paylaşacağım. Ben bunu CatCut'tan kestirdim arkadaşlar. Türkçe'de cat cut arkadaşlar. 8 milim. Tabii sadece bu CatCut'ta plexi kesmiyorlar. Her türlü alüminyum, metal ve bir sürü malzeme kesiyorlar. Ahşabından tutun da metaline kadar, alüminyumuna kadar bütün malzemeleri kesiyorlar. Birazdan onun videosunu da göstereceğim arkadaşlar. İlk olarak dediğimiz gibi CatCut'tan kılıcımız. 3 boyutlu yazıcıdan çıkan ürünlerimiz. Arkadaşlar bu normal RGB LED. 18650 pil için bir yuva. RGB LED'leri kontrol etmek için bir kontrol cihazı, kontrol paneli, bir 18650 pil ve arkadaşlar şu görmüş olduğunuz 18650 pili şarj ünitesi ve bu da görmüş olduğunuz gibi arkası. İsterseniz uzaktan kumandalı olanı alırsınız, isterseniz sadece basit olanı alırsınız. Bu karar size kalmış bir olay. Evet, şimdi bunları toplayalım. Hadi. Evet arkadaşlar, hemen başlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi ben bütün kesimlerimi CatCut'tan yapıyorum. Yani CatCut'tan yapıyorum. Nedir bu? CatCut.co. Evet arkadaşlar, bunu da nasıl yapıyorum? Şöyle. DFX yüklüyoruz. Bakın hemen yükle diyor. Burada zaten soruyor neler yükleyeceğinizi. Hemen yükle diyorum. Yükleyeceğimiz dosyalar DXF, DVG, ESP, AI, PDF. Evet. Hemen bunları nasıl yapıyoruz ona bakayım. Şurada görmüş olduğunuz gibi ben katanamı çizdim burada. Evet, görmüş olduğunuz gibi katana şu an elimde. Ben bunu plexiden kestireceğim arkadaşlar. 8 milim plexi düşünüyorum. Hemen şu şekilde yapıyorum. Design'dan geliyorum. Drawing from design. Hemen A0 ölçüsünde alıyorum. Çünkü bunun ölçüsü 90. Bunun dik köşesi yeterli kalıyor. Hemen aldı bir tane bana. A0 bir tablo çıkarttı. Görmüş olduğunuz gibi katana geldi. Ama katananın gerçek ölçüsü değil. Gördüğünüz gibi 1/5 ölçüsü. Biz bunu şu şekilde yapalım. 1/1 yapalım. Ve şu an fronttan bakıyor. Fronttan değil de right'tan bakması lazım. Evet. Görmüş olduğunuz gibi katana geldi. Hemen okey diyorum. Şuradan bir kere bunu bir çevirelim. Çevirdim. Bir de taşıyalım. Evet, buraya koydum. Şunların bana ihtiyacım yok. Bunları siliyorum mutlaka. Bana sadece şu var. Hemen şuradan export yapıyoruz. Bakın DVG, DXF bizden şu üçü de kabul dedi. Ama biz DXF yapalım. Hemen şuraya katana 1 diyelim. Hemen yükle diyoruz. Katana 1 demiştik. Dosyayı aç diyoruz. Bakın. Direkt analiz ediliyor. Şu an geldi bakın. 927 milime 63 milim. Türkiye'deyiz zaten. Buradan materyal seçiyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok çeşitli materyalleri var. Saç karbon, paslanmaz saç, alüminyum, bakır, pirinç, galvaniz, plexi, ahşap, MDF de buradan kestirebilirsiniz. Şimdi bunu alüminyum değil, demin söylediğim gibi plexi yapacağım. 8 milim yapacağım arkadaşlar. 176 liraya kargo dahil ve kargo ücretsizmiş zaten. Sepete eklediyorum. Evet arkadaşlar, hatırladığınız gibi CatCut'ta bunları kestirmiştik. Geldi elimize. Tabii şurada bir yazı var. Şunda da aynı şekilde yazı var. Bunu ben kendi lazerimle yaptım. Arkadaşlar burada bir şeyler yapalım. Japonca bir şeyler yapalım yazıyor.
Evet, Japonca bir şeyler yapalım. Evet, şu şekilde kenarları keskinleştirdim. Görmüş olduğunuz gibi kenarları keskinleştirdim. Bunun da amacı hani katana gibi görünsün. Bir de bu keskinleştirdiğim yerler ışıkta daha iyi parlayacak. Şeffaf olan yerler parlamayacak. Bu beyazla işlenmiş yerler daha fazla parlayacak. Bunu ne yapacağız arkadaşlar? LED'leri burada içine yapıştıracağız. Lakin aradan sokmamız çok zor. Şuradan çekerek yapacağız. Şu şekilde. Şöyle görmüş olduğunuz gibi aradaki yarıktan LED'i çekiyoruz. Evet, LED'lerimizin kablosunu bağladık. Hemen şuradaki delikten geçiriyoruz arkadaşlar. Buradan çıkarttık. Evet. Hemen kılıcımızı yapıştıralım. Kılıcımızı buraya kadar yapıştırdık. Hemen şimdi bir de kını kısmını yapıştıralım. Epoksi yapıştırıcı ile yaparsanız daha iyi tutar arkadaşlar. Ben şu an neden epoksi ile yapamıyorum? Videoda olduğum için hemen bir an önce kuruması lazım. Evet, kenarlardan biraz yapıştırıcı dökerek biraz daha sertleştirelim. Evet, şu anlık kılıcım burası. Okey, gayet başarılı bir şekilde oldu bembeyaz. Çok hoşuma gitti benim. Evet, şimdi elektronik kısmına geliyoruz. Zaten buraya kabloyu getirmiştik. LED'in buraya kablosunu bağlamıştık. Bundan sonra da arkadaşlar şu şekilde şu parçamızı zaten iki tane bacağı var. 1-1+. 18650 pilinin şarj aletinin out'una bağlıyoruz. Ben bunu hemen bir şemada gösteririm arkadaşlar. 18650'yi de burada B-B+ yazan yerlere bağlıyoruz. Yani B+'ya artı kısmını, B-'ye eksi kısmını bağlıyoruz. Buraya da, buna da arkadaşlar, buradan out çıkan kısımdan bağlıyoruz. Evet, hemen bunların bağlantısını yapıyoruz. LED'den gelen kablo LED kontrol paneline geliyor. Bu panelden çıkan 5 voltluk güç kablosu da bizim pil şarj aletinin out'una geliyor. Bunu ben size gösteririm arkadaşlar. Evet, şu an hemen takıyoruz. Bakalım işlemimiz gerçekleşecek mi? Evet, şu an ışıkları kapatırsam rahatlıkla görünecek. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi bunun rengini de şuradan herhalde değiştirebiliyoruz. Bütün hepsini içeri alıyoruz arkadaşlar. İçeride gayet fazla yeterli boşluk alanımız var. Bunu da şu son alana arkadaşlar buraya takıyoruz. İster yapıştırabilirsiniz. İster silikonlarsınız, isterseniz sadece bu şekilde tutarsınız. Çünkü biz buraya boşluk da koyduk. Hemen boşlukla beraber. Evet, şarj yeri de burası. Buradan şarj ederek bu şekilde kullanıyorsunuz arkadaşlar. Evet, gayet başarılı, gayet güzel oldu bunlar. Benim çok hoşuma gitti. Bu tarzda el işçiliği için böyle daha ilginç, daha farklı ürünler istiyorsanız lütfen arkadaşlar aşağıya yorumlara istediğiniz ürünü söyleyin. Sizden önce ben basayım, ben yapayım, ben birleştireyim. Eğer hoşunuza giderse siz de devam edersiniz. Evet, bu şekilde beni denek olarak kullanabilirsiniz. İstediğiniz ne varsa yazın, ben onların baskısını alayım. Elektronik
kısmı varsa elektronik kısmını yapayım. Ondan sonra hoşunuza giderse siz de devam edersiniz. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi LED'li katananlar bu şekildeydi. Gayet başarılı. Tam baş köşeye konulacak bir ürün. Evet, bu tarzda ürünler istiyorsanız mutlaka aşağıya açıklamalara yazın. Çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere. Hadi hep beraber bir şeyler yapalım.